Appearance paneli nesnenin özelliklerini görebileceğimiz bir paneldir. Şu an çalışma belgemiz üzerinde bir dörtgen bulunur. Bu belgeyi açabilmek için Illustrator CS6 örnek dosyalar, nesne yapılarını anlamak ve Appearance paneli belgesini açabilirsiniz. Belgeyi açtıktan sonra nesneyi seçili hale getirelim. Bunun için Selection Tool'u aracını seçtikten sonra nesnenin gövdesi üzerine bir alana tıklayarak nesneyi seçili hale getiriyoruz. Seçili olan nesne özelliklerini görebilmek için sağ taraftaki Appearance paneli, eğer paneliniz açık değilse Window üst menüsü Appearance veya kısa yolumuz Shift F6 ile paneli açabilirsiniz. Paneli açtıktan sonra şöyle biraz daha yakınlaştıralım çalışmamıza doğru. Biraz aşağı doğru boyutunu uzatacağım. Evet, panel şu anda nesnenin transparansi panel özelliklerini, gövde rengi yani fil özelliklerini, stroke yani dış çizgisi ve yapısıyla alakalı özelliklerin temellerini gösteriyor bana. Ve bunun bir pet olduğunu görebiliyorum. Appearance paneline baktığımda dış çizgisinin siyah ve bir punto kalınlığında olduğunu, gövde renginin de beyaz olduğunu görüyoruz. Buradaki özellikleri, nesnenin özelliklerini buradan da değiştirebilirsiniz. Bunun için gövde rengi satırına tıklayıp, fil satırına tıklayıp, daha sonra rengi değiştireceğimiz Swatches panelinin kısa yoluna tıklayarak açılan panelden istediğiniz bir rengi seçebilirsiniz. Dış çizgi renginin kaldırmak isteyebilirsiniz veya dış çizgiyle alakalı yani stroke ile alakalı diğer özellikleri de görmek için Stroke panelini açmanıza gerek yok. Hatırlarsanız Illustrator'ın arayüzü üzerinde altı çizgili bir yazı varsa, noktalı çizgili bir yazı varsa bu yazı ilgili panele link atıp o paneli çağıracak demektir. Evet, Stroke paneline tıkladığımda da bahsettiğimiz şey oluyor ve Stroke paneli açılıyor. Nesnenin dış çizgisi üzerinde birkaç işlem yapacağız. Buradaki bazı özellikleri henüz daha anlatılmadı. İlerleyen video eğitimlerde bunlara ayrıntılı olarak bakacağız. Şu an var olan dış çizgi rengini kaldırmak isterseniz renk kutucuğuna tıklayarak açılan swatches panelinden none seçeneğini seçerek rengi kaldırdığınız için dış çizgiyi de kaldırmış olursunuz. İkinci yöntemimiz de dış çizgi kalınlığını sıfırlamaktı. Sıfırladığınızda herhangi bir renge de sahip olmuş olsa kalınlık sıfır olduğu için buradaki nesne üzerinde dış çizgi görünmeyecektir. Şu an istediğimiz şey 10 punto kalınlığında bir dış çizgi. Bir işlem yapabilmek için neredeyse en az 3 veya 4 yol vardır. Şu anda yapmak istediğimiz şey nesne üzerindeki stroke kalınlığını artırmak. İlk yöntem olarak sol kenardaki yukarı aşağı butonlarını tıklayarak kalınlığı artırıp azaltabilirsiniz. Veya Burada yazan değer üzerine gelip mouse'unuzdaki scroll'u hareket ettirerek yine artırıp azaltmanız mümkün. Özellikle girmek istediğiniz bir boyut varsa bu alanı seçerek kendinizde bir değer atayabilirsiniz. Ya da Illustrator ile birlikte hazır olarak gelen stroke kalınlıklarından birini seçerek işleminize devam edebilirsiniz. Şu an... 10 punto kalınlığında bir dış çizgimiz var. Dış çizgi rengimiz siyah. Rengi değiştirelim. Renk kutucuğuna tıklayarak neslinin dış çizgisini turuncu yapalım. Daha sonra neslinin yapısı olarak bir stroke olduğunu söylemiştik. Ve neslinin dış çizgisi üzerine özellik atarken birden fazla özellik atamamız da mümkün. Buradaki özellikler neler olabilir? Örnek olarak dış çizginin örnek olarak dış çizgiden bir tane daha çoğaltarak bir nesne üzerine ikinci bir dış çizgi daha ekleyebiliriz. Bunun için e, Appearance paneli üzerinde Stroke satırın sağ kenarındaki boş alana doğru tıklıyorum. Ve Appearance panelinin alt kenarında bulunan Double Cat Selected Item ile seçili olan özellikten çoğaltıyoruz. Çoğalttığımızda şu, şu anda iki tane stroke üst üste duruyor. Renkleri aynı ve kalınlıkları aynı. Üsttekinin rengini kırmızı yapın. Ve hemen sağ tarafından da üstteki dış çizginin kalınlığını 5 punto olarak değiştirin. Ve şu anda nesneye baktığınız zaman iki farklı dış çizgiye sahip. Her iki stroke'un da farklı özelliklere sahip olduğunu düşünürseniz çok farklı nesneler oluşturmanız mümkün olacaktır. Benzer bir işlemi nesnenin gövdesi üzerinde de uygulayalım. Nesneyi Selection Tool'la bir kere seçili hale getirip Appearance panelinde Fill satırına bir kere tıklayarak çoğaltmak istediğimiz özelliği seçili hale getiriyoruz. Daha sonra Appearance panelinde alt kenarda bulunan Double Cat Selected Item seçili içerikten çoğalt butonuna tıklayarak bir gövde rengi daha çoğaltıyorum. Ve bu kadar özellik sadece bir nesne üzerinde var oluyor. Üstteki gövde rengi üzerine de alt tarafta bulunan dokulardan foliage'i seçebilirsiniz. Veya hemen yanındaki pompadour seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi üstteki dokunun boş alanlarından alttaki mavi alanı da görebiliyoruz. Apprens paneli için birkaç noktadan daha bahsetmek istiyorum. Özellikle nesneler üzerinde uygulayabileceğimiz şeffaflık, opaklık yani değerleri veya çoğaltma veya altında bulunan diğer nesnelerle bir karıştırma modu gibi seçenekleri transparency paneli üzerinden de yapabilirsiniz. Veya direkt appearance paneli üzerinde bulunan opacity metnine tıklayarak transparency panelini açabilirsiniz. Transparency paneli üzerinde karıştırma modları, opasite değerleri ve maskeleme seçenekleri bulunur. Bu tür özellikler nesne üzerinde burada da gördüğümüz gibi birden fazla gövde rengi veya birden fazla dış çizgi rengi olmasına rağmen opasite satırında vermiş olduğunuz bütün özellikler bütün özellikler üzerinde uygulanacaktır. Yani direkt nesne üzerinde uygulanacaktır. Ancak tasarımlarınızı hazırlarken şöyle bir şeye ihtiyacınız olabilir. Örnek olarak üstteki gövde renginin doku olan gövde renginin opasitesini birazcık daha düşürmek istiyoruz. Sadece buna ait opasite veya diğer harmanlama modları gibi özellikleri görebilmek için fil satırının sol kenarında sağa bakan üçgene tıklayarak gövdeye ait opasite panelini transparency panelini açabilirsiniz. Transparency panelini açtığınızda opacity değerini düşürerek burada hazır bir değer girmeniz mümkün veya tıklayarak istediğiniz bir değeri de girebilirsiniz. Bir değer girerek nesne üzerine vermiş olduğunuz özellikleri daha iyi bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Burada artık işinize yaramayan veya çıkarmak istediğiniz efekt özellikleri olabilir. Veya bizim de burada eklemiş olduğumuz gibi dış çizgi veya fil gibi ekstra özellikler olabilir. Bu özellikleri çıkartabilmek için çıkartmak istediğiniz özellik satırını seçili hale getirip alt kenardaki çöp butonuna Delete Selected Item butonuyla silebilirsiniz. Apprentice e paneli nesneleri geliştirme konusunda çok fazla işinize yarayacak bir araç. İşlemleri yaparken de Örneğin bir nesne üzerine vermiş olduğunuz bir gölgeyi tekrar düzenlemek istediğinizde de effects panelini kullanacaksınız. Bununla alakalı da son bir örnek yapalım. Effect üst menüsü, Stylize, Drop Shadow. Dış gölge. Drop Shadow penceresi üzerinde sol alt köşede preview butonu var. Illustrator ve diğer programlarda buna benzer açılan pencere, pencereler üzerinde preview seçeneği varsa mutlaka bunu işaretleyin. Çünkü bu pencere yardımıyla objenize veya nesnenize eklemiş olduğunuz özellikleri direkt anlık olarak görmenize yardımcı olacaktır. Şu an bakıyorum. Gölge biraz sert. Opacity %75'te ancak bunu 50'ye çekiyorum. İşlemi bitirdikten sonra OK butonuna basıyorum. Bu işlemi yaptığınızda dikkat ederseniz Appearance panelinde Drop Shadow adında bir satır açıldı. Ve bu satır nesneniz üzerinde bulunan bu gölgeyi düzenlemek istediğinizde sadece Drop Shadow'a tıklamanız yeterli olacak. Rengini değiştirelim şimdi de. Biraz daha koyu bir sarı. Evet. Bakın oluşturmuş olduğunuz nesneler üzerinde istediğiniz zamanda istediğiniz şekilde değişiklikler yapmanız mümkün. Bunu da buradaki Aprins paneli üzerindeki drop shadow özelliğinden görebiliyoruz. Son olarak Aprins paneli üzerinde vermiş olduğunuz bir efekt de olabilir veya var olan bir gövde rengi veya stroke'un çoğaltılmış hali de olabilir. Bu özelliği kapatmak isterseniz sol kenarda bulunan her satır için verilmiş, sol kenarda bulunan gözleri tıklayarak görünürlüğünü kaldırabilirsiniz. Dikkat edin, bu görünürlüğünü kaldırmış olduğunuz yapı, e, PDF export aldığınızda veya bilgisayarınızdan direkt çıktı aldığınızda, çıktı aldığınızda da bu özellik kapalı olarak gelecektir. Buna dikkat ederek işlem yapmanızı tavsiye ederim.